alt birimde KDV buna hariçtir dediği sürece biliyorsunuz akittir. Hukuksal anlamda sözleşmenin gereği. Eğer siz oraya onu değiştirmek istiyorsanız dahildir derseniz dahil olur. Ama isteyen arkadaşım denediyorum. Word ortamını çeker. Ben netten yapmak istiyorum. Çeker. 0.98'e böler. Oradan bulduğu netleri güzel bir şekilde bütün üstüne topacılığı koyar. 119 adresini yaparsın. Ekleyip. Buna engel yok. İlla bu sözleşmeyi imzalayacak bir kural yok. Ama bunu yapmakla yükümlüsünüz. Dışarıda Word'de yapın. İmzalatın. Buraya gelin. İmzalan deyin. Dosyanıza koyun. Mükellef illa KDV şöyleydi. Stopaj böyleydi. Algılamıyorsa bizler sizin her yerde söylüyorum. Sizler sendikanızız. O yüzden sizin yanınızdayız. Çıkan fiyat dahildir dediğiniz zaman onu 1.18'e bölerseniz asgari ücretin altında kalır. Bu brüt %20 var ya altta. Brüt tutar bizler. Yani brüt tutar. Bu brüt. Tabii ki. KDV'de arada %2 tam tersi üstte çıkar. %2 yukarı çıkar. %20, %18 yani. Yani mükellefler mi bilmiyorlar, biz de konuşmayalım. Yani yarın seyredelim ne olur? Hiç gerek yok bunlar. Evet. Sayın imzalandığı da kaldı. Bence şu ipleri de yaptı rahatla. Bizi göz göre göre seni yakmayalım. Çık şuradan. Güzel bir şekilde fesihler boşalt. Bir iptal de bakayım. Şuradan. Evet. İptal gerekçeni söyledim. Ya ne ki başıma bela yaptın. Alacağınız yoksa, probleminiz yoksa bunu biz bilemeyeceğimizden öbür meslektaşım da sizin yapmadığınız işlemlerden dolayı o da bilmeyerek bu defteri almış olacak. Yani sesi yapmadığınız yasa gereği yıl içerisinde fesih sözleşmesi yapmak en güzel olmasın. Yani hem fesih hem devir sözleşmesi. Yasal anlamda mecbursun. Meslek yasası değil mi? Direkt iptal yaparsak alacak. Bakın 31 Aralık sözleşmemiz aslında yeminlilerde değil gibi. Önümüzdeki damga vergisi kanundan dolayı hep böyle sıkıntılar yaşıyor. Dönemsellik var. Bizde 31 Aralık'ta biter. Bittiği andan itibaren olay bitmiştir. Sizin o saatten sonra fesih etmenize gerek yok. Sözleşme zaten bittiğinde yeni meslektaşla yeni sözleşmeyi yaptığınızda bir kere de otomatikman doğmuş olur. Evet. İptal tarihi. Evet. İptal tarihi. Yani işte yani ayın bir ikisini at. Çok fazla sıkıntı yaratıyor yani. Aynı gün yapıyor. İkisini at. Bana da kazanmadı. Bize üç kağıda üç gürültü yaptı. Yap fark etmez. Yani sıkıntı yapma. Nedenine? Elektrik alamam. Ya sayın açıklamadan o ütülme koydum hani yok arkadaşlar kusura bakmayın ama meslektaşın mükellefin defterini yasal anlamda denetim güveninden mükellef 227'de var açın okuyun sizin mükellefi reddetme hakkınız var tekrar ben reddediyorum sizin var illa 3 ay yok mükellef reddediyorum çalışmak istemiyorum ben reddettim çalışmayacağım. Hani ekberle zaten sıkıntılarım var. Bu hayatta sıkıntılar bir ürünü yaklaşmayalım. Kapat, kaydet dersen. Hep yok dedi. Bitti. Bu bir kelep artık yok. Sizin listenizde yok. Ne tür mob görüyor ne bir şey. Sadece ve sadece Suat görebilecek. O da yarınlardan şu ifadeden dolayı. Eğer Suat burada bunu devam ettirseydi. Diyelim bir kelep bana geldi. Ben almak istedim. Yani Suat da çalışamıyor. Ben anlaşabileceğimi söyleyerek şu bölüme giriyorum ve diyorum ki ben bu mükellefi almak istiyorum. Almak istiyorum diyorum. Suat da bana oradan diyor ki hayır reddediyorum diyor. 6000 lira versin öyle diyor. Sözleşme yaptım. Bana ne diyor? Ben isterim. Hakkı sebeplerim var ne? Beni oyaladı gibi bir bahaneler söylüyor ve beni reddediyor. O olabilir. Gururumda oynadı. Olabilir ama orada iki yer var. Onay verirse ben sözleşme yapabilirim. Şurada devir sözleşmesine bastım. Şu anda basamazsınız. Çünkü devredecek ne yapı var ne bir şey o yüzden cevap vermez. Buraya geldiğinizde size bilgileri sunuyor. Diyor ki Suat'a Turgay Kanarya olarak ben adresim şu şu sözleşme yapacağım Ali Ekber'le. İzin veriyor musun? Telefon numarası da yazıyor. Hemen Suat diyor ki onay kısmını bekliyor. Bir gün, iki gün.
onay verdiğinde sizler mecburen şurayı çok kullanacaksınız. Buraya onay verdiğinde yeşil kutucuk vardı ya kenarda. Yeşil bir artı göreceksiniz. Eğer yoksa çarpı kırmızı devam. O çarpı kırmızı dönene kadar bekleyecek. Ne kadar süre? İlerlemet bekleyecek hali yok. Bir gerekçeyle Suat'la iletişim kuracak. Telefonu orada yazıyor. Ya Suat Bey neden yapmıyorsun? Mükellef yanacak. Lütfen bana bir gerekçe sun. Gerekçesi diyor ki ben paramı isterim. Peki, tamam bu orada duruyor. Vatandaş alan kişi gitti. Word'de, Excel'de yeni bir sözleşme yaptı. Gelir idaresinden de işlerini halletti. Doğru. Yani bizim bu sözleşmeyi odamız, yapma. Bizim odamız bunun elektronik sözleşmeyle girmedi. Bunun bu Suat ne duruyor? Efendim? Suat. İhbar edecek diyorsun. Suat buraya girdi kayıt yaptı ya. Mükellef'in nerede olduğunu bilmiyor. Hayır. Bakın. Galiba atladık bir yerde. Burada yedi çeşit kendi içinde denetimi yapıyor ya. Mükellef'i bıraktığınız anda mükellef havuzuna düşüyor. O havuzdan onu bira alacak. Birayı içinde alacak. Elektronik olursa alacak. Bir dakika. Anlayınca aynı şeyi söylüyoruz ama farklı değil yani. Havuza düşen mükellef kim? Ali Ekber. Ali Ekber bir ay olmadı. İki ay olmadı. Olabilir mi? Mümkün mü? Yeni beyannameyi verdi. Doğru mu? Olay vermedi. Suat. Açıkta kaldı. Mükellef'in beyanı vermedi mi? Biz vergi dairesinden bunun sorgulamasını tabii yapacağız. Alan arkadaşımız iki cezayı birden yiyecek. Bir sözleşme yapmamaktan, bir de yönetmeliğe uymamaktan. Uyarı artık ama. Sonrası üstünü sen benden daha iyi biliyorsun. Söylemeyeyim. Şunu an 3 yıl içinde. Peki. Şunu anlıyoruz herhalde başkan. O zaman havuza düşen mükelleflere odamız GİP'le veya işte vergi dersi iletişim halinde bunları çözeceğiz. Şimdi arkadaşlar havuza düşen mükellefler var ya. Sizin bıraktıklarınız. Onları birileri almak zorunda. Birini ben aldım. Ali Ekber'le anlaştım aldım. Çıktı. Oradan Ali Ekber'e gitti. Suat'tan çıktı. Oradan hepsi çıkacak. Her giren hani o ilk giren son çıkan hikayesi gibi ama burada giren sıfırlanacak. Ama tabii ki dediğiniz doğrudur. Bazı arkadaşlarımız bu konuda duyarsız davranacaktır. Hatta daha da gelişmiş bilerek yapacaktır. Ama cezası neyse de görecektir. Unutmayın Sayın Başkan dün Cevahir'de aynı kelimeyi topumuz tüfeğimizle üstüne gideceğiz. Elimizdeki tüm yetkilerimizi kullanacağız. Neden? İyi meslektaşı korumak adına. Yoksa birileri yapacak, birileri de hiç yapmayacak. Bu adil değil. Hiçbir şekil ve şart altında kimse bunu beklemesin. Ya mesleği hep birlikte ayağa kaldıracağız, ya bu meslek gerçekten yarın öbür gün boğaz boğaza gireceğiz. Ya adam vergi dairesini kapatırsa, efendim? Ödemeden vergi dairesini kapatırsa ne olacak? Ben anlamadım. Vergi dairesini kapatırsa ne olacak? Ya mükellef kapandıktan sonra, abi, yani kabuğu kestikten sonra aldım. Adam olmuş. Söyleyecek bir şey yok. Bir şey de oluyor. Niye başkanım? Yani vergi dairesi 2-3 sefer yoklamaya geliyor. Sen bıraktın diyelim. Havuzda kaldı adam. 2-3 sefer geliyor. Boştur veya işte şeydir. Belediyesini terk ettiriyor. O zaman ne olacak? Mükellef mi? Evet. Mükellef böyle bir şey yaptırmaz ki. Hali mükellef. İntihar ediyorsa yapacak. Zaten cezaları yedir. Yani 3 tane beyan vermemenin cezasını hangi mükellef kabul eder? Yani bunu yapıyorsa zaten, yani suç işleyenler ne? Bakın arkadaşlar bir konuda anlaşalım. Suçları burada konuşmayalım. Suçun cezası belli. Beyan vermemek takdir sebebidir ve gelir mükellef cezasını çeker. Ona söyleyecek bir şey var mı? Ben meslektaşımın neler yaptığını kontrol ederiz. Öbür arkadaşımın hakkını koruruz. Alacağını bizler alması için elimizden geleni yapacağız. Kesinlikle gene söylüyorum. Bir arkadaşımız 1 milyar lira ücret alırken ona fazla demeyin. Hizmetin ücretin kalitesi olmaz. Mükellef seçimini yapacak. Avukatlarda da var, doktorlarda da var. Ücretin fiyatı. Kimine gidiyorsunuz? 1,5 milyar, kim? 300 lira. Siz kendinizi ne görüyorsunuz? Bu işin bankosu musunuz, Mahmut Paşa mısınız? Onun kararını siz vereceksiniz. Rakamı asla yukarıda ilgili tartışma yapmayın. Peki bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bir mükellefden 600 lira aldık, bir tanesinden 300 lira aldık, bir tanesinden 900 lira. Sorun olur mu? Olmaz. Asgari ücret tarihsiz için geçerlidir. Başka meslektaşımın mükellefini alırken ona çok dikkat edin. Özellikle bu yıl aldığı ücretin istisnai bir kaide olma ihtimali yok. Bunlara yok özellikle. Alırken biraz bir düşünün. Neden alacağımızı düşünün. Mükellefi korumayın. Meslektaşınızı koruyun. Bizler meslektaşları birbirine yakınlaştırmaktan sorumluyuz. Şuradaki devir teslimin tek amacı iletişim kurmanız. Bakın arkadaşlar bir şeyin altını çiziyorum. Alt kattaki üst kattakiyle görüşmüyor. Bana ifade vermeye gelen arkadaşım şunu söyledi. Çok acı.
Ama gerçeğimiz de bu. İletişim kuramıyor. Acı, gülecek halimize, ağlanacak halimize gülüyoruz. Yani ikinci katlı arkadaşımız 7 yıldır, öbür arkadaşımız da 5 yıldır orada. Ama ben yukarı çıkarken diyor, görmüyorum, iletişim kuramadım. Ya mantıklı mı? Türkiye'nin ortamında şu anda İstanbul'da komşusunu tanımayan bir hal aldık. Eski iletişimlerimiz maalesef yok. O geleneklerimiz bittiği için ben arkadaşımızı tebessüm ettim sadece. Ama maalesef böyle. Bu sizin elektronik ortamı, yanlış anlamayın, çok iyi kullanıyoruz. Mail ortamında herkes Face'te maşallah vızır vızır dolaşıyor. Meslek örgütümüz çok iyi, iletişim de çok iyi. Bence şu var ya, hep bizi birbirine yakınlaştırır. Arayacaksın ya. Arkadaşım ben bırakıyorum ama bu adam gerçekten beni hayatımdan bezdirir. Evraklarını son tarihte getirir. Parasını verirken beni süründürür. Biraz da onu bir süründürelim ya. Senden evvelki arkadaşıma yaptığı bunu sana da yapmayacak. Yazık, hepimiz tansiyon hastası olduk, şeker hastası olduk. Bunun yüzünden mi? Bunun yüzünden mi? Yok. Biraz kalitede kendi kendimizi bir düşünelim. Bana bunu reva görene, ben de ona geleni yaparım diyebilmeliyiz. Pardon, buyurun. Burada anlaşmalarda tamamen bazı devlet kamu gözetim kurumu ya da toplumda işlemişken kimin? Kamu gözetim kurumu acaba falan yani bu şey olur mu? Kamu gözetim kurumunun bu konuyla hiçbir alakası yok. Ya bu hafta şey yapmak dışında daha işlemi bile olmayan bir yapı. Ya aslında orada bu konuya insan kaynağı olması lazım. Şimdi bakın, bir konuyu isterdim bu konunun dışında olacak ama sadece açıklama anlamı söylüyorum. Mesleki anlamda çeşitliliklere ihtiyacımız var. Bu hapishanede bunun bir kolu, çeşitliliğimiz, mesleğimizin bir çeşitliliği. Farklı bir yerde değerlendirmeyi. Bu çeşitliliğimiz, yarınlarda mesleğimiz doktorluk gibi, avukatlık gibi çeşitliliğe yapacak. Yani bir göz doktoruna gittiğiniz zaman, ya karnım ağrıyor bizi, ben anlamam diyecek. Ama maşallah bizler her şeyi çözüyoruz. Şimdi size sorduğum zaman inşaat malzemesi biliyor musunuz? Biliyorum. Yani size değil, ben de aynı şey geçerli. Efendime söyleyeyim, imalat biliyorum. Yani bu hiçbir her şeyi bilmemiz mümkün değil. Ama bizim artık bir konularda uzmanlaşmamız gerekiyor. Ben uzman inşaat malzemesi yapan biri olmalıyım. Ve bu konunun dışında işlem görmemeliyim. Bu ne zaman olacak? Çok yakında. Lütfen farkındalıklar bunlar. Yoksa siz hala defter tutan bir meslek örgütünün başarılı olacağını inanıyor musunuz? Artık defter bitti arkadaşlar. Dağın öbür tarafında defter yok. 8.000 lira rakamı defter fatura. Arkadaşımız bir şey söyledi bana. Hakikaten üzücü. Maliye bile bize %50 avantaj sağlıyor. Ya diyor, fatura yapıyor, orada muhasebeci var. Ben bir şey yapmıyorum ki diyor. Bir gidiyorum beyanname gönderiyorum. Onu da diyor bana hazır gönderiyor, bir tuşa basıyorum. Yazık, günah değil mi ondan diyor 1 milyar alın. Ya aldığı sorumluluğun farkında mısın? Türk Ticaret Kanunu amir hükümleri ne kadar büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bunun farkında mıyız? Artı 5 yıl sorumluluk karşılığı bu. Her şeyi lütfen sadece kısıt görmeyin. O 5 yıl sorumluluğun bedeli olarak alıyorsunuz. Akademik bir ünvana sahipsiniz. Dünya bunu böyle nitelendiriyor. Bu Roma'da da aynı, İngiltere'de de aynı. Ama aldıkları ücretlerin biz %20'sini alıyoruz. Nasıl adalet bu? Komşumuz Bulgaristan'da bile diyorum ya, küçücük bir ülke, ekonomisi. Ama sonuçta bizler de artık biraz kendimizi uzman, geçen gün dedi bir arkadaşımız, ya onlar uzmandı. Hayır, biz uzman değil miyiz arkadaşlar? Kanun size uzmanlığı zaten veriyor. O uzmansınız siz zaten bu konuda. Akademik bir ünvana sahipsiniz. Yarınlarda bu çeşitlilik artacak. Odamızı akademik eğitim yapıları var. Giriyorsunuz, inşaatla ilgili örnek verdiniz diye söylüyorum. Şu anda eğitim 500 liraya 3 günlük bir eğitim var. Size bir farkındalık yaratmak için eğitimler yapıyoruz. Bu eğitimlere katılan arkadaşlarımız bilgi dağarcığını geliştirecektir. O konuda daha iyi olacak çünkü. Yarın da kalite güvence sistemi geldiği zaman neler yapacaksınız? Kararı o zaman vereceğiz. Tümör eğitim girişimi toplu olarak yapılabiliyor mu yoksa parça parça hep yapılabilir mi? Ben size bir şey söyleyeyim. Şu anda kayıt altında olduğumuzdan dolayı söylemek istemiyorum ama bu dönem istisnai bir dönem, tahsilat dönemiyle ilgili. Evet, olabilir. Ama banka geldiğinde zaten bunu yapmak lazım. Tamam, anladım. Yani toplu olarak yıl sonunda gir... Yani mümkünse, mesela şöyle söyleyeyim. Luka, bunu entegre bir program halinde çalıştırıyoruz şu anda. Yani tahsilat yaptığınızda Luka girecek.
bildiğim kadarıyla zirve programı kullananlar onlar da galiba. Hepsi hazırlayacaklar. Yani serbest listeye girdiğinizde tuşa bastığınız mı entegre yapacak. Tekrar girmenize gerek kalmayacak. Entegre bunlar. Çok basit.